Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 8. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nin bize dün de ihtiyacı vardı, bugün de var, yarın da olacak dedi. Avrupa Birliği ile sürecimize yeni bir ivme kazandırdık. Son zirveyle birlikte bir yol haritası belirledik. Türkiye olarak bu yol haritası içindeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tüm arkadaşlarımızla birlikte çaba sarf ediyoruz. Sayın Başbakanımızın himayelerinde Reform Eylem Grubu toplantısının üçüncüsünü hemen gerçekleştirdik. Bakanlar Kurulumuzun birinci gündemi hep reformlar oluyor. Hangi yasaları çıkarmamız lazım? Hangi sözleşmeler, uluslararası sözleşmelere imza atacağız? Hangi ek protokolleri imzalayacağız ya da mecliste onaylayacağız? Bunların üzerine çalışıyoruz. Yeni hükümetimizde reformdan sorumlu Başbakan Yardımcımız var, Sayın Lütfi Elvan. O da bizimle beraber. Bundan sonra Reform Eylem Grubu'nu da Sayın Başbakan Yardımcımızla birlikte, yani 5 bakanlık birlikte sürdüreceğiz. Bakanlığımızın özellikle yürüttüğü vize servisinin Ekim ayında yürürlüğe girmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz ve Avrupa Birliği ile diğer AB Bakanlığı olsun, İçişleri Bakanlığı olsun, tüm bakanlıklarımızla birlikte bu konuda da atmamız gereken adımları atıyoruz. Avrupa Birliği'nin de sözünde durmasını istiyoruz. Esasen Avrupa Birliği'nin bizimle olan ilişkisine konjektürel bakmamasını istiyoruz. Yani şimdi göç konusu var, Türkiye'ye ihtiyacımız var, bu adımları atalım. Açılış konuşmasında da söyledim. Avrupa Birliği'nin bize dün de ihtiyacı vardı, bugün de var, yarın da olacak. Belki yarın daha fazla olacak. Biz her zaman Türkiye'nin de Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var diyoruz. Bunu da saklamıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki sürecin sonuç odaklı olmasını arzu ediyoruz. İşte tüm bu konuları çok değerli Başbakan Yardımcımız ve Sayın Bakanlarımızla birlikte değerlendireceğiz.